Bir alana bir bedava. Peki gerçekten bedava mı? Geçtiğimiz günlerde bir konser için bilet bakıyorum. Uzun süredir de denk gelmediğim, dinlemediğim bir sanatçı. Şehreme de kolay kolay gelmez zaten böyle isimler. Bulmuşken bir gideyim dedim. Bilet linkini açıyorum. Malum firmada, herkesin bildiği, ilk aklına gelen bilet satan firmada satışta olan bir bilet. Abi bir açtım. Bir alana bir bedava adı altında yaklaşık 1000 liralık bir ücret çıkarılmış. Peki bu bir alana bir bedava mevzusu Gerçekten bir alana bir bedava mı yoksa bir alana bir bedava adı altında iki bileti çaktırmadan satma çabası mı diye düşünmeden edemedim. Burada anlam veremediğim nokta ise şu. Tamam bazı insanlar tek başına değil yanında bir arkadaşıyla, eşiyle, sevdiğiyle, tanıdığı biriyle vesaire gitmek istiyor olabilir. Bu etkinliğe gittiğinde iki bilet onun için cazip olabilir. Ama ben ve benim gibi tek başına eğlenmeyi seven, tek başına bir şeyler yapmayı tercih eden insanlara neden ikinci bileti satmada yatması var bunu anlamış değilim. Yaşadığımız dünyada ve özellikle de yaşadığımız toplumda ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, nasıl büyüyeceğimize, hangi okulda okuyacağımıza, hangi mesleği yapacağımıza, hangi maaş alacağımıza kadar başkalarını aslında hiç de ilgilendirmeyen konularda bile bazı sınırlar belirlenmişken ve istesek de bu sınırları geçemeden, bu zincirleri kıramadan yaşamak mecburiyetinde bırakılıyorken bir de eğlencemize karışılması artık benim canımı sıkmaya başladı. Ver abi bana bir tane bilet, ben gideyim tek başıma sen bana niye ikinci bileti satma adı altında fazladan para ödetiyorsun ki yani? Mevzu burada para değil bu arada. İnsanlara bir şeyleri dayatmaya çalışmak, emrivaki yapmak. Ya saygısızlık yani gibi geliyor bana bu. Çünkü ben bir tane bilet almak istiyor olabilirim. Bu arada bunun böyle olmasının sebebi muhakkak ki satış kanalı değildir diye düşünüyorum. Bu sanatçının menajeri. Bu şekilde ayarlamıştır herhalde diye tahmin ediyorum ama yani bunun yanına tek bir bilet seçeneği koymak da bilmiyorum yani bu kadar zor olmasa gerek. Ha şimdi şey diye düşünüyor olabilirler ya biz bir tek bilet seçeneği koyduğumuzda bu daha ucuzmuş bunu ne yapacağım boş ver kafasına girer ve o bileti almazlar diye düşünüyor olabilirler ama yanında biriyle daha bu konsere gidecek olan yani iki kişi olarak konsere katılmak isteyen kişiler muhakkak alır. E benim gibi insanların suçuna kardeşim ben tek başıma eğlenemeyecek miyim? Yani tek eğlencemiz belki de bu ve siz bunu elimizden almış oluyorsunuz. Diyelim ki ben bir ana bir bedava kampanyasıyla iki tane bilet aldım. Öbürünü ne yapacağım? İkinci bileti çerçeveletip bir duvara asıp bekleteceğim mi? Ne yapacağım yani? Hiçbir işime yaramayacak ki. Ben niye boşu boşuna ikinci bilet para ödemek zorunda kalıyorum? Hal böyle olunca ben de gıcık oldum ve gitmemeye karar verdim. Zaten mekanda çok ahım an bir mekan değil. Sevdiğim bir sanatçı ama daha önce de dinlemiştim o yüzden böyle bir durumda olunca bir tık canım sıkıldı ve vazgeçtim. Yani hayatımızın her alanında birinin veya birilerinin bir şeyleri dayatması, bir konuda birinin veya birilerinin emir emrivaki yapması gerçekten benim sinirlerimi bozuyor. Bu sebepten dolayı da bu tarz şeyler hep kızıyorum. Bu sebepten dolayı uzun bir aradan sonra kısa ama öz bir podcast kaydetmek istedim. Hazır konuşacak bir konu varken. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Ben Yılmaz Tokatlı. Tüm sosyal mecralardan Yılmaz Tokatlı kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.